Hocaya geldiniz, hoş geldin sevgili arkadaşlar. Bu videomuza Beylikten Devlet-i Osmanlı ünitesiyle alakalı sorular çözeceğiz sevgili arkadaşlarım. Peki bakalım sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma paralel olarak görülen gelişmeden biri değildir demiş. Peki bakalım arkadaşlar ne demiş? Osmanlı Devleti'nin sınırları genişledikçe örgütlenmesi de büyümüş ve gelişmiştir. Bakın arkadaşlar, bir devletin eğer sınırlar diyelim genişledi. Eğer ki bir devletin sınırları genişlediyse otomatik olarak yönetim ne olur yönetim? Yönetim zorlaşır. Çünkü devletin yönettiği metrekare alanı artmıştır. Peki yönetim zorlaşınca bu yüzden ne yapmıştır devlet? Örgütlenmeye gitmiştir. Bir yerde eğer örgütlenme ve teşkilatlanma varsa bunun nedeni sınırların genişlemesidir. Örgütlenme ve teşkilatlanma varsa bunun amacı sınırların genişlemesiyle beraber zorlaşan yönetimi kolaylaştırmaktır. Bu soru tarzı sadece Osmanlı Devleti ile alakalı değildir. Bazen Osmanlı Devleti olarak vermez, aynı soruyu arkadaşlar Orhan Bey dönemi olarak da verebilir. Aynı soruyu arkadaşlar İslam tarihi ünitesine getirir. Hazreti Ömer dönemine kadar arkadaşlar konuyu getirir. Şimdi demek istediğim şey şu. Sınırlar genişledi, yönetim zorlaştı. Zorlaşan yönetimi kolaylaştırmak için devlet ne yapmıştır? Örgütlenme yapmıştır. Peki aşağıdaki gelişmenin hangisi sınırların genişlemesiyle beraber gözüken değişmeden biri değildir demiş. Bakalım. Yeni eyaletlerin kurulması. Eyaletlerin kurulması sınırların genişlemesiyle doğru alakalıdır arkadaşlar. Neden? Bir devlette eğer ki sınırlar genişlemişse o sınırları yönetmek zorlaşmıştır ve devlet zorlaşan yönetimi kolaylaştırmak için ülkeyi eyaletlere bölmüş ve başına ne atamıştır? Vali ataması yapmıştır. Eyalet merkeze bağlı bir yönetim, vali ise merkeze bağlı bir yöneticidir. Bir yerde eyaletle vali varsa bilin ki amaç oranın yönetimini ne yapmaktır? Kolaylaştırmaktır. Peki. Yeni askeri birliklerin oluşturulması. Evet arkadaşlar, devletin sınırları genişledikçe ne olacak arkadaşlar? Düşman sayısı daha fazla artacak. Düşman sayısı, rakip devlet sayısı daha fazla arttığından dolayı askeri birlikleri ne yapacak? Geliştirecek. Peki farklı türde verginin ortaya çıkması. Arkadaşlar bakın, bu genellikle şu tarzıdır. Haraç ve cizye vergisi arkadaşlar doğru bir olaydır. Neden? Çünkü bir devletin sınırları genişledikçe sınırları içerisindeki gayrimüslim nüfusu eğer artarsa devletin haraç ve cizye vergi verenlerin sayısı da artar. Bu da arkadaşlar doğru diyebiliriz. Peki ticari faaliyetlerin durgunlaşması. Arkadaşlar şöyle bir soru işareti koyduk. Bakın, örgütlenme ya da teşkilatlanma devleti nasıl etkileyecek? Olumlu yönde etkilemesi gerekir. Ama D şıkkı nasıl etkilemiş? Olumsuz yönde etkilemiştir. Cevabımız Denizli. E şıkkına bakalım. Adalet sistemin gelişmesi yine arkadaşlar sınırların genişlemesi beraber bir paralellik diyebiliriz. Bazen adalet sistemi gelişti demez. Der ki arkadaşlar bize kadı ataması der arkadaşlar. Mesela kadı ataması gerçekleştirilmesi de diyebilir arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Peki Osman Bey'in demiş arkadaşlar, ilk Osmanlı parasını bastırmış, halktan vergi toplamaya başlaması arkadaşlar şeklindeki faaliyetleri hangilerinin kanıtıdır diyor. Bakın, bir devlet eğer ya da bir hükümdar para bastırıyorsa para bize neyi gösterecek arkadaşlar? Bağımsızlığı gösterecek. Birinci Osman ilk Osmanlı parasını bastırmışsa demek ki yeni bir devlet kurulmaya başlamıştır. İki birler gitti. Peki arkadaşlar, ikinci öncül, Anadolu'da Türk siyasi birliğin sağlandı. Bakın, siyasi birliğin sağlanması için ne ele geçirmen gerekiyor? Toprak ele geçirmek gerekiyor. Peki Anadolu Türk siyasi birliği diyorsa Anadolu'da bulunan Türk devletlerinden toprak alınması gerekiyor diyor. Yalnız burada Anadolu'da yapılan herhangi bir toprak kazancı yok. İkinci öncül yanlış. Peki gitti. Peki sınırların batı yönde genişledi. Arkadaşlar devletin sınır genişlemesiyle alakalı bir bilgi de vermemiştir. Cevabımız arkadaşlar Adana'dır. Peki bakalım arkadaşlar sorumuz ne demiş? Buna göre hangisine ulaşılabilir demiş. Peki arkadaşlar,
Timur'la yapılan Ankara Savaşı'nın ardından Yıldırım Beyazıt tarafından ortadan kaldırılan Anadolu Beylikleri tekrardan kurulmuş. Yıldırım Beyazıt çocukları ise Timur'un fermanıyla ayrı ayrı bölgelerde padişahlıklarını ilan etmiştir diyor. Bakalım. Ankara Savaşı öncesi Osmanlı Devleti'ne bağlı olan beylikler tekrardan kurulmuşsa demek ki Anadolu'da ne bozulmuştur? Siyasi birlik bozulmuştur. Yıldırım Beyazıt'ın çocukları Timur'un fermanıyla ayrı ayrı bölgelerde padişahlıklarını ilan etmeleri demek onların devlet kurmaları demektir arkadaşlar. Yani Ankara Savaşı'nın sonuçları Osmanlı Devleti için nasıldır? Olumsuzdur. Bakalım. Birinci öncelik. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığı tehlikeye düşmüş. Evet, Osmanlı Devleti arkadaşlar parçalanmış. Peki, iki, Balkanlardaki Osmanlı hakimiyeti sarsılmıştır. Arkadaşlar yukarıda bize Balkanlarla alakalı herhangi bilgi vermemiştir. Bu da arkadaşlar gider. Peki, ikileri eledik, bir olmayanları eledik. Üçüncü öncülüğe bakacağız. Anadolu Türk siyasi birliği bozulmuştur. Bakın, Ankara Savaşı'ndan önce Osmanlı'ya bağlı olan Anadolu beylikleri ne olmuş arkadaşlar? Tekrardan kurulmuştur. Yani Anadolu Türk siyasi birliğinin bozulmasına arkadaşlar etki etmiştir. Cevabımız arkadaşlar Denizli'dir. Şunu da arkadaşlar muhakkak bilelim. Hem Ankara Savaşı hem de arkadaşlar hangi savaş? Köse Dağı Savaşı arkadaşlar. Köse Dağı Savaşı ne yapmıştır? Anadolu Türk siyasi birliğini bozan gelişmelerdir. Bunu bilelim. Ankara Savaşı ve Köse Dağı Savaşı'yla Anadolu Türk siyasi birliği ne olmuştur? Bozulmuştur sevgili dostlar. Peki. Bakalım aşağıdakilerin hangisi Osmanlı'nın kuruluş dönemine gerçekleşen olaylardan biri değildir demiş. Kuruluş dönemi. Peki bakalım Balkanlara geçiş. Evet arkadaşlar kuruluş döneminde arkadaşlar olmuştur. İspatı da şudur. Osmanlı Devleti'ne kuruluş döneminde yapılan Haçlı seferlerinin amacı ise Osmanlı Devleti nereden atmak? Balkanlardan. Demek ki Osmanlı Devleti Balkanlara geçmiş ki Osmanlı'ya karşı Haçlı seferleri yapılmış. Peki İstanbul'un kuşatılması doğrudur arkadaşlar. İstanbul kimi zamanla kuşatılmıştır? Yıldırım Bayezid döneminde arkadaşlar kuşatıldı. Musa Çelebi zamanında arkadaşlar Fetret devrinde kuşatıldı. İkinci Murat döneminde arkadaşlar ne yapıldı? Kuşatıldı. Kuruluş dönemi gelişmelerindendir. Fetret devrinin yaşanması. Arkadaşlar Fetret devri hangi savaş sonrası yaşandı? Ankara Savaşı sonrası yaşandı. Ankara Savaşı kimin dönemine ait? Yıldırım Bayezid dönemine ait. Yıldırım Bayezid hangi dönem padişahı? Kuruluş dönemi. Bu da doğru. Peki devşirme sisteminin oluşturulması. Evet arkadaşlar. 1. Murat döneminden itibaren arkadaşlar devşirme sistemi oluşturulmaya başlanıyor. Peki E şıkkı İpek ve Baharat yollarının kontrol altına alınması. Burada bir duracağız. Cevabımız Edirne ama açıklayalım. İpek yolunun arkadaşlar denetimin alınması için İstanbul'un ne olması gerekiyor? Fethedilmesi gerekiyor. Peki baharat yolu için arkadaşlar nerenin fethedilmesi gerekiyor? Mısır'ın fethedilmesi gerekiyor. Peki sorumuz şu. İstanbul kimin zamanında fethedildi? Fatih Sultan Mehmet. Mısır kimin zamanında fethedildi? Yavuz Sultan Selim. Peki bize hangi dönem demiş? Kuruluş dönemi. Buradaki padişahlar hangi dönem? Yükselme dönemi. Cevabımız arkadaşlar Edirne'dir. Peki arkadaşlar demiş ki Osmanlı Beyliği'ni bağımsızlığını Osman Bey döneminde ilan etmesine rağmen devletin asıl kurucusu Orhan Bey sayılır diyor arkadaşlar. Bakalım diyen bir tarihçi tezine gerekçe olarak hangileri demiş gösterilebilir. Bağımsızlığını Osman Bey zamanında ilan etmesine rağmen devletin asıl kurucusu Orhan Bey olarak kabul edilir. Arkadaşlar bakın aranızda tarih okuyacak olan arkadaşlar şu üniteyi muhakkak bilsin. Orhan Bey dönemine beylikten devlete geçiş dönemi. Tamam beylikten devlete geçiş dönemi arkadaşlar denilir. Bunu nedeni nedir diye Osmanlı tarihinde arkadaşlar muhakkak finalde ya da vizede çıkar. Tarih okuyacak olan arkadaşlar bu konuyu iyi bilsin. Peki arkadaşlar bu dönemin buna denmesi nedeni arkadaşlar şu olacak. Teşkilatlanma olacaktır. Tamam teşkilatlanma bakın. Orhan Bey döneminde yapılan teşkilatlanmalardan dolayı ya da teşkilatlanma demez örgütlenmelerden dolayı arkadaşlar Orhan Bey dönemi için beylikten devlete geçiş dönemi denilmiştir. Peki arkadaşlar bakalım
Rumeli'ye bu dönemde geçilmesi. Arkadaşlar, fetihle bu durum olmaz. Çünkü neden? Osman Bey zamanında da toprak ele geçirildi. Bir devletin toprak ele geçirmesi devletin kurumsallaştığı anlamına gelmez. Rumeli'ye geçilmesi olmaz arkadaşlar. Birileri eledik. Peki bakalım. Bursa'nın alınarak başkent yapılması. Evet, devletleşme sürecine geçildiğinin göstergesidir. Bir devletin nesi olması gerekiyor? Başkent olması gerekiyor. Bu da gitti. Peki, devlet kurumlarının bu dönemde oluşturulması. Evet arkadaşlar, bu da doğrudur. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Edirne oldu sevgili arkadaşlar. Peki, Osmanlı hakimiyetin Rumeli'de genişlemesinde ve kalıcı olmasında hangileri etkili olmuştur diyor. Peki arkadaşlar bakalım, genişlemek diyorsa bize fetih diyecek, bunu bilelim. Peki arkadaşlar, kalıcı olmasında hangileri etkili olmuştur? Peki, fetih yapabilmek için ne ihtiyacımız var? Uzman bir orduya. Bu doğrudur. Peki, bir olmayanlar eledik. Gitti. İkiye bakalım. Haçlarla yapılan savaşların kazanılması. Evet, Haçlı seferleri Osmanlı Devleti'nin neye yapılmıştı? Osmanlı'yı Balkanlardan atmak istemişlerdi. Osmanlı'yı Balkanlardan atmak için oluşturulan Haçlı savaşlarını Osmanlı kazanıyorsa Balkanlarda kalıcılık artar. İki olmayan da gitti. Cevabımız arkadaşlar Edirne'ye geldi. Peki bakalım, halka hoşgörü davranılması. Evet arkadaşlar, doğrudur. Biz buna ne diyeceğiz? İstimalet. Nesi diyeceğiz arkadaşım? Politikası diyeceğiz. Bunu arkadaşlar unutmayalım. Peki bu durum Osmanlı Devleti'nin demiş konuları hangileri ilgili politikalarda daha çok kaynak kolaylık sağlamıştır diyor. Peki bakalım. Haçlı İttifakı'na karşı kazanılan Nibolu Savaşı'ndan sonra Abbas Arabisi Yıldırım Beyazıt'a Sultanı İklimi Rum ünvanı vermiş. Bakalım, önemli bilgidir. Sultanı İklimi Rum. Şunları biraz yorumlayalım. Sultan arkadaşlar yönetici ünvanıdır. Peki kime aittir arkadaşım? Arap kültürüne ait bir yönetici ünvanıdır. Sultan-ı İklimi Rum'un anlamı şu demektir arkadaşlar. Anadolu diyarı. Anadolu'nun nesi demektir? Hükümdarı demektir. Peki bunu muhakkak bilelim. Yıldırım Beyazıt hangi savaş sonrası bu ünvanı almış? Nibolu Savaşı sonrası halifeden almış. Peki halifeden ünvan almak Yıldırım Beyazıt'ın İslam dünyasındaki prestijini arttırır. Çünkü halife İslam'ın nesidir? Lideridir. Peki Sultan İklimi Rum diyorsa onu ne kabul etmiş? Anadolu'nun hükümdarı ilan etmiştir. Peki bakalım. İslam dünyasının liderliğini ele geçirmesi. Arkadaşlar olamaz. İslam dünyasının liderliğini ele geçirebilmesi için neyi ele geçirmesi gerekiyor? Halifelik makamını ele geçirmek gerekiyor. Halifeden ünvan almak ya da halifeyi koruma altına almak ya da halifeyi himaye altına almak halifeyi ele geçirmek anlamına gelmez. Birinci öncülü arkadaşlar yanlıştır. Peki Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanması yolunda arkadaşlar olumlu etkiler. Çünkü seni İslam'ın lideri Anadolu hükümdarı ilan etmiştir. Doğrudur. Peki Türk dünyasının liderliği. Arkadaşlar bakın, Türk dünyasının lideri olabilmen için senin ne yapman gerekiyor? Tüm Türk devletlerini ne yapman gerekiyor? Çoğunluğunu ele geçirmen gerekiyor. Bu da olmaz arkadaşlar. Cevabımız B şıkkıdır. Bakın tekrar ediyorum. Halifeden ünvan almak, halifeyi korumak ya da halifeyi himaye altına almak halifeyi ele geçirmek anlamına gelmez. Buradan sadece halifeden bir ünvan alınmıştır. O yüzden İslam dünyasının lideri olamaz. Peki aldığı ünvan ne? Sultan İklimi Rum. Sultan İklimi Rum demek ne demek? Anadolu hükümdarı demektir. Bu da Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanması yolunda arkadaşlar olumludur. Peki Türk dünyasının liderliğiyle alakası yoktur. Cevabımız yalnız 2. Peki sevgili arkadaşlar, 2. Murat ile Haçlar arasında imzalanan Edirne Seged'in anlaşması yer alan demiş arkadaşlar. Maddelerin hangileri Osmanlıların Balkanlarda egemenliklerin sarsıldığına kanıt olarak gösterilebilir diyor. Egemenlikler eğer egemenliğimiz sarsıldıysa bizi nasıl etkileyecek? Olumsuz etkileyecek. Bakalım. Osmanlılarla Macarlar arasında 10 yıl savaş olmayacaktır. Arkadaşlar savaş olmasın, bu Osmanlı Devleti olumsuz etkilemez. Savaşın olmaması hiçbir grubu olumsuz etkilemez. Peki Osmanlı Devleti Macarların Efrak üzerindeki hakimiyetini tanıyacaktır.
Ha, demek ki Macarlar arkadaşlar Eflah'ı ne yapmış? Ele geçirmiş. Bu Osmanlı Devleti olumsuz etkiler. Doğrudur. Peki Sırbistan bağımsız olacak. Osmanlı'ya bağlı olan Sırbistan eğer bağımsız oluyorsa demek ki Osmanlı Devleti toprak kaybetmiş. Demek ki Osmanlı Devleti'nin o bölgedeki topraklarında ne olmuş? Bir daralma olmuştur. Cevabımız arkadaşlar Edirne'dir. Peki sevgili dostlarım boşluk doldurma hazırladık. Şimdi bunlara bir bakalım. Aşağıdaki boşlukları dolduralım demişiz arkadaşlar. Osmanlılar ile Bizans arasında yapılan ilk savaş nedir? Arkadaşlar savaşımızın adı ne savaşı? Koyun Hisar Savaşı'dır. Peki Osmanlı ile Haçlar arasında yapılan ilk savaş ne olacak arkadaşlar bu savaş? Sırp Sındığı. Nesi olacak arkadaşım? Savaş olacak. Bunu da bilirim. Peki Osmanlı Devleti'ni Fetret Devri'ne sokan savaş ne olacak arkadaşım? Ankara Nesi Savaşı olacak. Peki ilk defa Osmanlı padişahının şehit olduğu savaş. Yani arkadaşlar zaten bu bir kere olmuştur. Osmanlı'da arkadaşlar esir alınan eğer Osmanlı padişahının esir alındığı savaş derse cevabımız ne olacak? Ankara Savaşı olacak. Çünkü Yıldırım Beyazıt esir alınacak. Eğer ki şehit olduğu savaş derse o da ne olacak arkadaşım? Birinci Kosova Savaşı olacaktır. Yazıyorum arkadaşlar. Birinci Kosova Nesi Savaşı. Peki. Bir Osmanlı padişahının halifeden unvan aldığı savaş. Arkadaşlar yıldız attım. Bunu AYT için hem sözelciler hem eşit ağırlık öğrencimiz muhakkak bilsin. Arkadaşlar ne savaşıydı? Nibolu Savaşı'ydı. Nibolu Savaşı sonrası Yıldırım Beyazıt ne unvanı almıştı? Sultanı İklimi Rum unvanını almıştı. Ne demekti Sultanı İklimi Rum? Anadolu diyarının sultanı demekti. Bu da Osmanlı Devleti'nin hangi politikasını kolaylaştırdı? Anadolu Türk siyasi birliği politikasını kolaylaştırdı. Peki arkadaşlar son soruyu da sizlere bırakıyorum. Balkanlarda Türk egemenliğini kesinleştiren yani Türklerin Balkanlardan atılamayacağını ispatlayan savaş hangi savaştır sevgili arkadaşlar? Yorumlara bekliyorum. Evet sevgili arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Lütfen videomuzu beğendiysek beğeni butonuna basmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.